Ben Alev Toprak. Bir tane kızım var. Gölcük'te yaşıyorum. Özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Ben Yağmur Toprak, 13 yaşındayım. 8. sınıfa gidiyorum. Kızımın boynunda bir eğrilik fark etmiştik. Bu eğriliği kuzenim de doktordu, fizyoterapist doktordu. Ayvalık'ta onunla karşılaştığımız onu muayene etmesini söylemiştik. Elle muayene ettiğinde de skolyoz filminin röntgeninin çekilmesini istedi bizden. Gölcük'e geldiğimizde de skolyoz filmi çektirdik. Röntgen sonuçlarına baktığı zaman doktorumuz kifoz olduğunu söyledi bize. Bir yıl içerisinde tekrar pilates egzersizlerinin yapılması gerektiğini, bir yıl sonra tekrar gelmemizi istemişti. Bir yıl sonra gittiğimizde de doktorumuz tekrar filmi çekti. Bu sefer de kifozun 72 derece olduğunu, çok yüksek olduğunu, ameliyat gerektiğini bize söyledi. Fakat bu Ameliyat alırsam boy zamanın duracağını boyun söyledi. uzamasının evet duracağını söylemişti ve tekrar hani boyundan ameliyat yaparsak belde tekrar kamburluk olacağını, tekrar ameliyat sürecini tekrar yaşayacağımızı söyledi. Bu süreç içerisinde hani şu an için ameliyatı yapmayalım ama siz bir fizyoterapi merkeziyle iletişime geçin dedi bize. Tekrar görüşeceğimizi söyledi 6 ay içerisinde. Bir özel hastaneye gittik. Özel hastanede konuştuk doktorlarımızla. Tekrar o da işte pilates yapılması gerektiğini söyledi. Ama kuzenim bize ısrarla Schrott metotunun uygulanması gerektiğini söylemişti. Açıkçası orası bize güven vermedi. Sonra tekrar kuzenimle iletişime geçtiğimiz zaman da uzun bir araştırma sonucu bulduk burayı, Elif Hanım'ı, Pozitif Yaşam Merkezi'ne. O da burayı önerdi bize. Geldik Elif Hanım'la görüştük. Elif Hanım bize ilk muayenede zaten çok güven verdi. Ölçümlerini tekrar burada yaptı. Röntgenleri inceledi. Evet 72 derece olduğunu söyledi. 3,5 aylık bir tedavi uygulayacağından bahsetti. Ve bu tedavi sürecinde de yine tekrar işte videoların çekileceğini her hafta, onların düzenli olarak size göndermemizin gerekli olduğunu söyledi. Eğer ki işte disiplinle çalışırsa bunun hani derecesinin düşeceğini ama tabii uzun bir yol olduğunu da birlikte konuşmuştuk Elif Hanım'la. 3,5 aydır Elif birlikteyiz. Hanım ve diğer hocalarımızdan çok memnunuz. Hepsi çok ilgili alakalı, hepsi çok güler yüzlü, çok disiplinli, çok anlayışlılar. Hem güler yüzlü ve disiplinli olmaları, ayrıca işte her hafta attığımız videolara dönüşleri almamız bizim için çok önemliydi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsinden çok memnunum. Hepsi çok güler yüzlü ve yani hep yanlışlarımı söylüyorlar. Nasıl doğru yapabileceğimi söylüyorlar. Yani çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Burada Şirot egzersizlerini yapıyorum ve Pilates egzersizlerini yapıyorum. Ayrıca her hafta video atıyorum buraya ve videolarım izlendikten sonra bana geri dönüşler geliyor. Yanlış yaptığım bir şey varsa veya daha doğru nasıl yapabilirim? Bunları söylüyorlar. Buna göre tekrar yani Videosu. yanlışlarımı düzeltip tekrar video atıyorum. Ben hep masada resim yaptığım için, mesela piyano çaldığım için hep ağrılarım oluyordu. Buraya geldikten bir ay sonra ağrılarım azalmaya başladı ve şu an hiç ağrım yok. Evet, Yağmur'un ağrılarında, duruşunda çok düzelme oldu. Ağrıları zaten bitti. Bizim yakın çevremizde fark ediyor hani Yağmur'a ne yaptınız diye omuzları dikleşti, boyunda uzamalar oldu. Dış görünüşünde de değişiklikler olmaya başladı. Hem ağrıları gitti hem dış görünüşünde çok güzel düzelmeler oldu. Başta Elif Hocam olmak üzere bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Burada olmak bizim için çok gurur verici, çok mutluyuz. Hepsi çok güler yüzlü, çok disiplinli. Herkesin çocuklarımızı çünkü emanet edeceğimiz yer bizler için çok önemli. Gözleri kapalı emanet edecekleri bir yer. Anlayışlarından, özgüvenlerinden, disiplinlerinden, güler yüzlerinden dolayı hepsine teker teker tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki buradaki Elif Hoca'yla ve diğer hocalarımla tanışmışım. Hepsini çok seviyorum. İyi ki tanışmışız. Ve ameliyattan kurtulmaları için buraya gelmelerini öneriyorum herkese. İyi ki Çok teşekkür varsınız. ederim. İyi ki varsınız.